Uğur abi şimdi herkesin merak ettiği bir konu var. Yani şimdi sizi görünce ekranda biz tabii 18 dakikada konuları tartışmak için sizi esas olarak davet ettik ama sosyal medyada duyurmaya başlayınca herkes Yılmaz Özdil'le olan tartışmayı hatırlattı bize. İşte ne oldu, çok üzgün Türkiye. Herkes çok üzgün, çok şaşırdılar. Bir canlı yayın kazası olduğu anlaşılıyor. Bu süre içinde de bizi çok arayan insan oldu tabii. Televizyon ekranlarında yaşandığı için bu sorun. Esas olarak da bizim, daha doğrusu bu program Tele1'de yapıldığı için ve tartışma Tele1'de yaşandığı için insanlar da aradı. Doğrusunu isterseniz yani biz de bir Tele1 olarak sorumluluk duyduk. Emre Hoca da öyle. Beraber değerlendirdik. İster istemez 18 dakikanın da bu ilk dakikalarında, ilk anında bu sorunu atlayarak hadi devam edemeyiz diye düşündüm. Yılmaz Özdil'le konuştum, birkaç kere konuştum, kendisiyle konuştum, o beni aradı, ben onu aradım, Emre Hoca konuştu, biliyorum, kendisi de çok üzgün. Bana söylediği şey şu: ben attığım tweette kesin olarak Uğur abiyi kastetmedim, böyle bir şey kastetmem söz konusu olamaz. Ben hatta şey dedim, yani sizin ayrılmanız mümkün değil zaten, dedi ki yani sizin ayrılığınızı toplumun kabul etmesi mümkün değil dedim. Onun bana söylediği şey şu: yani ben Uğur abiden ayrılmadım. Ben mezara kadar da ayrılmam, mezarda bile ayrılmam. Ama bir yanlış anlaşılma var çok açık. Beni program arasında arayabilirlerdi, sorabilirlerdi, telefon edebilirlerdi. Benim kastettiğim açık, Borajet iddianamesinde. Değerli seyirciler, bu arada bu Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu mafya, siyaset, medya üçgenine ilişkin tartışmalar çerçevesinde gelişen bir polemik. Dolayısıyla yani ben esas olarak ekranda kendimi hakarete uğramış olarak gördüm. Yani bunu hak etmediğimi düşünüyorum diyor. Ama benim hiçbir biçimde yani Uğur abiden ne ayrılabilirim, ne onunla böyle bir sorun yaşayabilirim, ne de onu kastetmiş olabilirim. Böyle bir şey olsaydı zaten açıkça yazardım. İddianamede adı geçen isimler belli. Söz edilen, yani ortada bir televizyon da yok. Söz edilen sorunlar belli. Benim kastettiğim şey bu. Ben şaşırdım. Esas olarak ben kendimi son derece kötü hissettim dedi. Zaten ertesi gün yazısını da yazmadı. Böyle bir tablo var Uğur abi. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sizin de ben çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Sizinle de defalarca konuştum. Siz de ertesi gün yazınızı yazmadınız. Programa çıkmadınız. Televizyon programlarına çıkmadınız. Toplumun değişik kesimlerinden, yani bir İETT işçisi kardeşimizden, ünlü bir iş adamına, politikacılardan işte sanatçılara kadar çok sayıda insan aradı. Bu arada yandaş medyada buradan kendisi için bir ne diyelim, siyasi rant üreterek işte Kemalistler birbirine girdi ya da işte muhalifler birbiriyle çatışmaya başladı gibi bir kampanya yürütmeye çalıştılar. Fakat olmadı. Siz sükunetinizi korudunuz. Bu çok önemli. Hem Yılmaz Özdil hem siz. Ama sonuç olarak herkesin gözünün önünde de bir tartışma cereyan etti. Şimdi Yılmaz Özdil'in bana aktardıklarını ben hani yani fazlası vardır, eksiği yoktur veya hatalı bir aktarımda bulunmamak için de son derece dikkatli olmaya çalışıyorum ama şunu söylüyor: yani ben hakarete uğramış hissettim kendimi, böyle gördüm, yani durduğum yerde bana saldırılmış gibi bir tablo oluştu. Bunun düzeltilmesi lazım diyor. Benim Uğur abiyi hiçbir şekilde kastetmediğimi Uğur abinin kendisinin bilmesi lazımdı diye de bakıyor.